Evet, herkese selamlar. Yeni ama muhtemelen siz izlersiniz bunu ya. Bunu herhalde yapıp yayınlarız. Evet, herkese günaydın. İçerideki video tam istediğim gibi olmadığından dolayı şöyle şurada durup devamını çekeyim istedim. Yağmur falan yağdı. Buradaki şeyler ıslak şu an. Gözüküyordur herhalde. Umuyorum gözüküyordur. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir vlog çekiyoruz. Black Magic etkinliğinin bugün hazırlık günü, kurulum aşaması. Ben de ofisten bir YouTuber arkadaşımla bu etkinliği düzenlemek için, kurmak için buluşup otele geçeceğim bugün. Oradaki hazırlıkları tamamlayacağız. Önümüzdeki iki gün boyunca da etkinlik devam edecek. O video ayrı gelecek. Yani bu hazırlık videosu artı etkinlik videosu olacak. İki ayrı video olacak. Ona göre beklemede kalın. Şimdi videoya geçelim. Videoya çok hızlı bir giriş yaptık. Şimdi metrobüste Barış'la beraberiz. Oscar törenlerinde böyle dibinden... Yavaş yavaş metrobüste gidiyoruz. Burada kameranın böyle karanlığa girip tünelde birazcık ışıkları çekip sonrasında dışarı nasıl çıktığını göstermek istedim. Tamamen amaçsız ama görüntü olarak hoşuma gittiğinden bu kareyi de kullandım. Öyle. Birazcık da köprü diyelim. Köprüde gördüğünüz gibi Barış bir şeyler çekiyor. Ben yerimden bile kalkmadım, oturduğum yerden böyle bir şeyler çekmeye çalışarak birkaç teşebbüsüm oldu. Sonrasında yola devam ettik. Birazcık denizi gösterdim size. İstanbul'da olmayanlar için denizi göstermiş olayım diye düşündüm. Hemen arkasından bir araba geldi. Hızlı bir şekilde onu bir takip ettim. Ve yine Barış'tayız. Sonrasında da metrobüsten indik ve otele doğru ya, ofisiniz yürüdük. Ofisiniz böyle Gayrettepe'de olsa çok güzel olurdu bence. Bence de güzel. Yani benim sesim geliyor mu? Sen bence gelmiyor. Ben sence de güzel olurdu. Bir dakika. Ters ışık yapacağım. Evet, böyle yapalım da net olsun. İkimiz de duyulalım. Yani Zincirlikuyu güzel inmek için, yürümek için. Buradan yok. Çıkınca mesafemiz yok çok fazla. Merkezi abi, şimdi metrobüs üstünde ofis açsan kimse gık demez. Ama öbür tarafta çek dedemanı çek. Bak şuraya gidiyorsun. Nereye gidiyoruz? Oha. Oo, yangın. Evet, ne diyorduk? Hava bugün rezalet bir hava, nemli. Yani 5 dakika yürüdük ve şu an ter içindeyim ben. Neyse ki otel klimalı diye tahmin ediyorum. Neyse, biz şimdi gideriz. Bu cihazın biliyorsun bir time-lapse özelliği var. Köşeye koyarım ben bunu. Bir time-lapse alırız. Senin kamerayla detay toplarız. Düz gidelim, oradan geçeriz karşıya. Biz de otele yaklaştık. Yeniden yaşama... Bu otel bu mu lan? Bu ha, otel. Yok, bu beyaz otel işte. Beyaz otel mi? Ha, üstünde dedeman yazıyor da biz göremiyoruz. Şu an artık yazmıyorum. Ulan ben de yeni gelmiş köye gibi lan. İki gün önce omazı aldım burada. Doğru. Bu otel. Etkinliğin yapılacağı otel oldu. Burası. Oğlum düşüyordum lan. Kameraya bakarken. Ne bakacaksın? Casey Neistat gibi mi sandım kendini? Casey Neistat olsak var ya, of. Çünkü o çok profesyonel çekiyor yani. O yalan dolan ya. Yani. Ben bu sabah videoya Casey Neistat gibi başlayacaktım. Nasıl? İşte ben normalde kamerayı yatağın yanına koydum. Sabah alarm çalınca açıp geri yatacaktım ve yeni çalmış gibi yapacaktım. Böyle işte telefonu kapatacaktım. İşte ne bileyim, duşa koyacaktım şeyi, tuvalete. Ve gidip dişlerimi fırçalarken kamera orada olacaktı falan. Hayır, dişlerimi fırçalayacaktım. Yani o tuvaletin oraya koyacaktım. Sonra alarm çaldı. Ve ben diğer tarafa döndüm alarm çaldıktan sonra. 20 dakika daha uyumuşum. Dedim ki Casey Neistat olunmaz. Böyle olunmuyor arkadaşlar. Otele geldik. Dedeman Otel. Atlıyorum. Atladık şöyle, bakın atlandı yola. Şimdi otelin içine gireceğiz. Galiba girişte bir üst kattayız. Evet. Girerken de kamera çekmeyelim. Ben kapatayım, içeride açarım gene. Aynen. Haydi görüşürüz. Şu programı bir çekelim bakalım. Black Magic Design yaz durum netlesene kardeşim. Şu canlı kamera, prodüksiyon kamera, dijital film yapımı bende. Black Magic Raw'la iş akışı biraz sende. Geri kalanı Yakup da sende. Başka bir şey kalmıyor. Çizik mi? Tozlu mu?
tozludur. Lütfen onu takıp böyle bir tık tık yapar mısın? Yapacağım şimdi, hemen kalite kontrolümü yapayım. Takamadın ki. Nasıl gidiyor kurulum? Yapmışlar zaten abi her şeyi. Burası mutfak olacak. Bu kameraların hepsi mutfağa çekiyor. Bu da işte mutfağın arka planı. Allah'tan şu gördüğümüz cage'imiz bugünlere şeymiş, hazırmış, kadirmiş, kısmetmiş. Netbox'ımız şekil. Follow focus'umuz tıklasa da fena değil. Tıklamıyor ya, öyle denmez. Bence oldu oldu. Bence gayet güzel. Takalım da sen şu compact frame nasıl çalışıyor ona bir bak bu kamerada. Kardeşim ben gördüm daha önce compact frame. Yok bu kamerada. Ha, bu kamerada. Normal lens gibi çalışır. Yok, bayağı iyi gösteriyor. Peki. Ali gel gel Ali. Yani şimdilik bunu kullanıyor ama bence tipi kötü görünüyor. Merhabalar Yakup Bey. Merhaba. Nasıl buldunuz bu sistemi? Bu Constellation 2 mi? Hiçbir fikrim yok. Size kaç lazım? Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi mi? Güzel. Gördüğünüz gibi cihazlar çok güzel. Mesela yeni bir panel, yeni Black Magic, yeni 4M'yi destekleyen paneli ki operasyon anlamında çok kolay. Çok güzel kullanılabiliyor. Ben çok severim. Eski panellere göre biraz daha farklı. Eski panellerde şu üstteki küçük LCD ekranlar yoktu. Her şeyi dokunarak gitmek gerekiyordu tuşlardan. Şimdi mesela Super Source'u seçiyorsun, içindeki şeyi değiştirebiliyorsun. Ya da Super Source'u seçip direkt şuradaki joystick'le yerini, bak şu an yerini oynatıyorum. Joystick'i de gösterelim bakın. Şöyle oynatabiliyorum. Tamam, teşekkürler. Rica ederiz efendim. Bir şey söyleyeceğim, kameranı bir gösterebilir misin? Tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oto sansür böyle bir şey. Kendi kamerasının logosunu sansürledi. Çünkü bu arkadaş Blackmagic'te çalışıyor. Sansür böyle bir şey. Evet. Onu yukarı kaldırabilirsin abi. Bunu da açarsan evet. Bak şimdi Ali var mesela arkada. Sen bir sağ bakıyorsun. Çıkamıyorum kardeşim, sürekli beni çekiyorsun ya. Burada başka ne var diye soracak olursanız bir tekin standında PL mountlu bir 6K Pro var. Üzerinde Vicot mikrofon var. Kablosuz görüntü aktarıcılar falan derken KH sistemleri bir şeyler. Önde Matbox var. Böyle bir sistem var burada. Burası bir tek video. Evet Barış. Bir tekten Oktay'a doğru geçelim. Böyle tur atalım. Sen az önce sen bana anlatmışsın, şimdi ben sana. Aynen. Beni dinlemek isteyen de gitsin Barış'ın videosunu izlesin. Ne zaman yaparsa o da. Maxis Storm 800. Yani bu kablosuz görüntü aktarıcı olsa gerek. Şimdi burada bir Pocket 6K. Artık Old Generation 6K. G1. G2 çıktı. Tabii bu G1. Burada bir tane Hollylands'ı yine yönetmen monitörü. Lilliput tabii. Hollylands aktarıcı. Burada bir tane Dizofilm lens var. Ya Dizofilm lens var. Bu hakikaten kimse yok değil mi? Ben gidiyorum. Şu an kayıtta olmam dışında. Yani şuraya falan soksam ya da başka bir yere soksam. Bazılarının hoşuna gidebilir. Hepimizin hoşuna gider aslında. Yani bu en azından gider. 50-125 ya. Çok güzel bir lens. PL tabii ki. 12K'da kullanmak üzere. 12K yok ama değil mi? Henüz yok. Ha, gelecek miyim şu an? Gelebilir. Burada bir intercom sistemi var. Güzel. Bir Pocket 4K var. Üzerinde Metabons ile beraber Sigma 18-35. Flex muhteşem Tilt bir setup. Head Pro'nun üzerinde yer alıyor arkadaş. Aynen. Burada da Flex Tilt Head Pro. Arkada da BenQ'nun 4K bir monitörü. Gerçekten lezzetli, keyifli bir monitör. Önde de Edelcro'nun JB1 olsa gerek. JB1'ı burada duruyor. Barış ve bel çantası da burada kadrajımıza girdi. Harika. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfağa gitmeden önce, burası çok aydınlık. Ben şöyle setup'ı göstereyim. Burada birinci monitörümüz var. Birinci monitör buradaki 12K mıydı bu? Buradaki 12K'ya bağlı. Biz bunu buradan çekiyoruz. Zaten şurada gözüküyor.
Hemen yanında bir tane 6K Pro var. İlerliyorum. Bir 12K daha var. Onun yanında da bir tane 6K G2 bulunuyor buradaki mutfak setinde. Şimdi ben bu mutfak setine Barış'ın yanına gidiyorum. Bakalım mutfağımızda neler varmış. Burada bir takım zeytinler ve salçalar görüyorum. Turşu zeytin. Bu direkt ne bu? Soslu lahana turşusu. Güzel abi, yenir bu arada. Aa ben. Reklam peşinde. Şimdi geliyorum oraya. Burada Da Vinci setuplarımız var. Hemen geliyoruz. Burada bir Mac Studio var. Mac Studio'nun önünde bir editör keyboard. Burada bir mini panel. İki tane monitörümüz var. Bunlar 12K ile çekilmiş görüntüler. Burada da timeline'ı görebileceğimiz büyük bir alan var. Burası böyle planlanmış. Hemen yanda, o kadar karanlık hiçbir şey gözükmüyor burada. Cloud Store ürünleri var. Depolama ürünleri. Bunlar karanlık. Bunları gösteririz aydınlıkta. Ve burada da ürün yerleştirildi burada. Hello. Ben yerleştirdim. Kimmiş? Aa benmişim. Beni yerleştirmişler buraya. Ben yerleştirdim. Tamam. Yerleştirmeyi severim. Burayı kestik. Burada bir tane... Kanka bitle kesme. Burada bir tane speed editör var. Soruyorlar ne var orada diye. Bu sakallar... Burada bir Fairlight konsolu var. Fairlight konsolunu burada zaten sabah gösterdim ama yine de göstermiş olalım. Buradan şimdi dönerek ilerliyorum. Bir teki gördük. Okto'yu gördük. Burada ne var? Burada Mavi'nin şeyi var, standı var. Konuşamadım. Burada Alan Heath'in 32 kanal bir mikseri var. Arkada monitörler. Renkler. Bir. Onlar ne getirmiş kamera? Aten Mini Extreme ISO görüyorum. Sanırım bu Broadcast G2. Broadcast G2 ama PL'le Zeiss takmışlar üstüne. Bunu da World Watching güzel olabilir. Güzel, evet. Burada bir Hyperdeck bir şey var. Burada bir web presenter var. Bunların hepsi zaten yarın açık olacak, burada izlenebilecek, görülebilecek. Hemen yanda gururumuz Akratek. Gururumuz vallahi ya. Eder ve ondan sonra. Ve 4 inç prompterlarını burada görebiliyoruz. Burada işte bu monitörlerin ismini aslında şey biliyor. Yakup biliyor da biz çok hakim değiliz bunların isimlerine. Şöyle güzel aparatlar var. Harika hem aparatlar. Şöyle yine pedallı sistem değil mi bu? Yok. Yok, elle çeviriyor onu. Elliymiş. Ama pedalları da varmış. Pedal getirmemişler. Böyle kalem şeklinde var. Ya inovasyon bunlar ya. Evet, bunlar güzel ürünler. Küçük telefon için olan bir tane prompter var. Buraya geliyoruz. Burada da prompter'ın yeni serisi, yeni kasası. Gerçekten incecik bir monitör görüyorum. Muhteşem bir ürüne benziyor. Tabii ki görmek lazım, görürüz. Ve burada da herkesin beklediği yalan. bekle böyle. Herkesin beklediği podcast köşemiz var. Burada 3 tane Blackmagic Studio Kamera 4K Pro ve bu ürünler şu an sadece bir tane Ethernet kablosuyla Studio Converter'a bağlı. Bu kısım aslında senin meselen. Benim meselem derken. Ne oluyor Studio Converter'a bağlayınca? Studio Converter'a bağlayınca aslında sadece bir 70 metrelik, yani 70 metre kadar bir Cat 6 dediğimiz, Cat 6 dediğimiz Ethernet kablosuyla bu aletin palisini, görüntüsünü, sesini, ıvırını zıvırını, kamera kontrolünü, her şeyini taşıyabiliyorsunuz. Gücünü de veriyoruz. Evet, şimdi gidelim o ürünün yanına. Geldik yürüyerek. Bunlar. Evet. Tane burada. Her kamera için bir tane. Yanlış görmediyseniz. Evet. Buradan da HDMI çıkışlarını. HDMI Aten çıkışı mini. Yok bu yok mu? Biz arkada dönüyoruz. Dönüyoruz. Converter'la döndük. Aten Mini Extreme'e girdik. Burada yeni bir ürün var. HyperDeck Shuttle HD var. Güzel bir ürün. Çok tatlış bir ürün. O da burada. Aynı zamanda bu Aten'i kontrol eden masayı da burada görüyoruz. Burada Polocom'un standı var. Polocom'un standı. Bir takım intercomlar, bir şeyler. Gerçekten burada da güzel ürünler var Polocom'da. Polocom evet, sordum burada bayağı bir dönüştür. Bu rejiyle konuşma zımbırtısıymış. Öbürleri başka bir top. Yani intercomlar falan gayet güzel. Kablo getirmişler. Kabloları var. Kablo getirmişler. Ve burada da Blackmagic'in canlı yayın köşesi. Blackmagic'in hazırladığı. Burada bir fiber dönüştürücü, fiber konverter. Burada bir aslında başlı başına bir canlı yayın aracı olabilecek bir setup var. Üstte ses modülü var. Burada Smart Video Hub var. 20-20. Bu routing için kullanılıyor. Burada Constellation HD 2ME modeli var. Bu bizim görüntü masamız. 3 tane HyperDeck'imiz var. Hemen altında 8K HyperDeck'imiz var. Extreme HDR olan model. Burada da bir HyperDeck controller var.
Bunların hepsini kontrol ettiğimiz cihaz da buradaki ATEM panel. Bu panel oradaki görüntü masasına bağlı. Ben buradan bir şey yaptığımda oradaki masadan görüntüyü değiştirebiliyorum. Hemen geliyorum. Burada da bir tane kamera kontrol ünitemiz var. Bu da bağlı olan kameraları ya da burada bu aşamadaki kamera ya da HyperDeck'leri kontrol etmemize yarıyor. Bir tane Ursa Broadcast G2'miz var ve diğerleri HyperDeck olmak üzere. Buradaki kameraları kontrol edebiliyoruz. Diyaframlarını değiştirip işte ışıklarını açıp kapatabiliyoruz falan. Güzel bir ürün. Buradan da yana doğru geldik. Burada Barış tekrar bir işe girişmiş. Şu an 4K Pro Media'nın standındayız. Şu an kuruluyor. Bunları YouTube'da izlersiniz muhtemelen. Tabii tabii. Hemen burada bir tane 4K stüdyo kamera Pro var. Tam adı bu değil ama. Tamam. Hemen Barış yetişti. Burada görebiliyorsunuz. Burada bir Aston Stealth var. Hemen yanında bir ne bu? M-Audio'nun BX5'leri var. Bir tane monitör, bir tane arkada LED var. Güzel bir panel, bir şey. Burası da böyle olacak. Bir DaVinci anlatacak diye çektiklerimize bak ya. Yani. Bu ne ya? Gidelim bir tane başka bir DaVinci uzmanı bulalım kendimize. Lutların kralı. Lutların kralını çağıralım. Lutların kralı. Evet, geldik videomuzun sonuna. Burada videoyu kapatalım dedik. Çünkü Barış kamerasıyla şu an gün batımı çekiyor. Gün batımı da güzel. O zaman özet geçelim. Nasıldı bugün sence etkinlik hazırlığı? İyi hazırlandık mı etkinliğe? Yani etkinliğe güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Ama ben sonuçta daha önce Dubai'de de buna benzer bir etkinlik yaşadığım için burada gelecek olan kişi sayısı beni biraz korkutuyor. Çok mu gelecek yani, onu mu diyorsun? Yani orayı yıkacaklar. Diyorsun. Evet. Ya bana öyle geliyor. Hissiyat olarak öyle geliyor. İnşallah o kadar olmaz. Yani daha çok yönetebildiğimiz sayıda insan gelir diye düşünüyorum. Hı hı. Gelmezse de yani daha fazlası da gelirse başımızın üstüne yeri var. Doğru. Bakalım, siz bu videoyu izlediğinizde etkinlik çoktan bitmiş. Biz oradaki videoyu çekmiş. Belki de kurgusuna başlamış olacağız. Hem Barış'ın kanalına bakın. Barış'ın kanalının linkini de ben aşağıya bıraktım. Gerçekten kanalım varmış gibi konuşuyoruz. Var oğlum, gönderdin ya bana, var ya. Var. Geometri bilmeyen giremez diye başlık attığım bir kanalım var. Siz çok dikkat almayın otur kurallara. Ama böyle bir kanal var. Ben linkini koyacağım aşağıya. Barış elindeki kamerayla çok güzel videolar çekiyor. Bantladığım Samsung. Samsung ama gizli özne Samsung'la. Böyle de işte manzaraya dönelim. Buradan İstanbul'un en çirkin binası Süzer Plaza'ya dönerek videoyu bitirelim. Sizin de göz zevkinizi bozarak videoyu noktalandıralım diyorum ve gerçekten çok çirkin.